akşamlar. Bir canlı yayında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Uzun süre oldu. Hastaydım, seyahat ettim, hasta oldum, iyileştim, şifa aldım. Hepimiz bu hayatı bir şekilde yaşıyoruz. Ama en güzel şekilde yaşanması sıkıntıların dahi eğer sevinçle yaşayabiliyorsak, eğer huzurla yaşayabiliyorsak, eğer esenlikle yaşayabiliyorsak en güzel şekilde yaşıyoruz. Eğer Rab ile bizi Yaradan'la yaşayabiliyorsak. Yani sorunsuz hiç kimse yok. Hepimizin sorunları var. Fakat önemli olan ve dalgalar hayatımızda olurken, denizde dalgalar olurken, rüzgar fırtınalar olurken biz arkamıza Rabbi alacağız. Biz Rabbe güveneceğiz, ona dayanacağız. Çünkü bizim savaşacak bu dünyanın pislikleriyle, insanların üzerimize attıkları çamurlarla, hepinizin başından gelip geçen pek çok şey var. Yüzlerce mektup alıyoruz sizlerden. Bunlarla bizim baş etmemiz mümkün değil tek başımıza. O yüzden ben bugün diyorum ki hepimiz bir savaşın içine girip çıkıyoruz ama siz savaşınızdan galip çıkın. Galip zaferle çıkın ve ancak ve ancak bu sürekli zaferi sizi Yaradan'ın size vereceği güç sayesinde yaşayabilirsiniz. Bugün sizinle paylaşacağım çok güzel bir mesaj var. Görüyorsunuz stüdyonun her yerinde bazı kaplar var. İşte bu kaseler var, kaseleri, vazoları hepsini getirdik. Çünkü ben bugün inanıyorum. Çok kurumuşsunuz, içinizde çok kurumuş olanlarınız var. Neden kurumuşsunuz biliyor musunuz? Çünkü sürekli kendi gücünüzle olayları halletmeye çalışıyorsunuz. Kendi gücünüzle yaşıyorsunuz. Yağa ihtiyacınız var. Rabbin yağına ihtiyacınız var. Sizi bugün hani bir makine nasıl? Eğer yağlamazsanız makineyi ne olur gıcırdamaya başlar. Her şey, arabaların bile yağa ihtiyacı var değil mi? Benzine ihtiyacı var ama yağını da değiştirmeniz gerekiyor. Bir kapıyı düşünün. Bir kapını sürekli evinizde bir kapı var. Gıcır diyor. Bizim evde böyle bir kapı vardı geçen gün. Ya dedim ben bu gıcırtıyla niye yaşıyorum? Sürekli kullandığımız bir odanın da kapısı değil. Ama ne zaman açsam kapıyı gıcır diyor. Dedim ki ya bu neden beni rahatsız etmiyor? Bu o gün rahatsız etti. Hani bir gün sizi rahatsız etmeyen bir şeyi, yıllarca rahatsız etmeyen bir şeyi bir gün sizi rahatsız eder. Ama o rahatsız eden olay düzeltilmesi gereken olaydır hayatınızda. Siz o gıcırtıya alışmışsınızdır. Siz o olaya alışmışsınızdır. Hayatınızın bir parçası haline gelmiştir. İşte göremediğiniz hayatınızda yanınızda olan, beraber yaşadığınız olay, sorun odur. Sürekli yanınızdadır o. Halbuki yağlanmaya ihtiyacı vardır değil mi? O gün, geçen gün o kapıyı açıyorum gıcır diyor, kapatıyorum gıcır diyor. Sürekli o odada çalış, misafir odası. O odayı düzeltmem gerekiyordu, misafirimiz gelecekti. Ya en sonunda gittim, zeytinyağını aldım, pamukla beraber kapının üstüne sürdüm. Ve Rab bana konuşmaya başladı. Çünkü tam arkasından kutsal kitabı açınca dulun yağ hikayesi çıktı karşıma. Dedi ki benim çağırdıklarıma, seni dinleyip bu mesajı anlayacaklara benim yağımdan bahset dedi. Benim bereketleyen yağımdan, artış veren mucizevi gücümden bahset. Onları doldurup donatmak istiyorum. Kullarımı, yarattıklarımı, evlatlarımı doldurup donatmak istiyorum ama bilmiyorlar. Benden almasını bilmiyorlar, yağlanmasını bilmiyorlar. O yüzden gıcırdamış kapılar gibi sesler çıkarıyorlar. Rahatsız eden, şikayetle dolu, sürekli negatif konuşan sesler çıkarıyorlar. Neden? Çünkü yağlanmaya ihtiyaçları var. Neden yağlanmaya ihtiyaçları var? Çünkü kupkurular, kurumuş kalmışlar. Ve hayatlarının bütün her şeyi negatif konuşmak, yargılamak şikayetle dolu. Hiçbir şeyin pozitif, iyi, umutla dolu, Rab'le dolu tarafını görmüyorlar. Hep şikayet ediyorlar. Şikayet ettikçe hayatlarında iblisi büyütüyorlar. İblisi büyüttükçe de hayatlarının laneti davet ediyorlar. Hani düğün davetiyesi olur ya, nikah davetiyesi olur ya böyle postayla evinize gelir davetiye. İşte çoluğunuzla, çocuğunuzla, adınızla, soyadınızla davetlisinizdir. Siz de aynı şekilde iblisi davetiye gönderiyorsunuz şikayetlerinizle. İnsanları yargılamanızda, kendi kafanızın içindeki kurduğunuz, iblisin yardımıyla kurduğunuz kurgularla, düşünce sisteminizle resmen davetiye gönderiyorsunuz ve lanetleri davet ediyorsunuz. Halbuki bugün
Rab diyor ki yağlanmaya ihtiyacınız var diyor. Arayan bir izleyicimiz var, kendisine bağlanıyoruz. Alo. Alo, buyurun. Ben sizi Facebook'tan da tanıyorum. Eşimle konuşuyoruz. Dua istiyoruz hep sizden ve bereketini alıyoruz hamdolsun. Amin. Ve ben çok bu akşam çok mutluyum, sizinle görüştürdü Rabbim beni. Yani inanamıyorum, çok heyecanlıyım Işık abla. Aa canım. Sizi çok seviyoruz gerçekten. Gerçek ablamız gibisiniz ve bize her zaman bereket oldunuz yaşamımız boyunca. Bizi Rabb'e yaklaştırdınız, hamdolsun. Siz hep bereket oldunuz bize ve ben bu akşam sizden dua rica edecektim. Tabii. Ne konuda dua etmemi istiyorsunuz? Öncelikle çok teşekkür ederim aradığınız için, programla ilgili tanıklığınızı verdiğiniz için. Rab sizi bin kat bereketlesin. Ve bugün Aleluya. Beraber dua edeceğiz. Neye ihtiyacınız varsa ben inanıyorum. Bugün Rabbimizin artış veren yağından bahsediyoruz. Bizi doldurup donatacak mucizevi gücünden bahsediyoruz. Ben bu konuyla alakalı olarak sizin için dua etmek istiyorum. Ama sizin özel bir isteğiniz varsa lütfen söyleyin. Çok teşekkür ederim. Rica. İlk önce kızımın bileğinde küçük bir yağ bezesi var. Evet. Rab'den diliyorum ameliyat olmadan o şifalı elini sürsün ve oradan geçsin diliyorum. Rabbim nasıl biliyorsa öyle olsun ama tabii biz ana baba olarak istemiyoruz hani ameliyat olmasını. Evet. Rabbim mucizevi bir şekilde dokunsun ona. Oğluma dokundu, hamdolsun. Göğsünde bir yara vardı, o geçti. İltihap vardı, o kurudu. Evet. Rabbim çok büyük, bizi duyuyor ve amin. İnanıyorum her zaman yanımızda. Üzerimizde ne lanet varsa Işık abla, evimizdeki bütün huzursuzlukları, oğlum Marco, Lucas, Selina, evet. Onların Rab'de imanla büyümesini ve kutsal ruhla doğmalarını biliyorum her birimizin. Amin, amin, amin. Ben daha dua etmeden, ya Yüce Rabbimiz senin duanı duydu. Duanı işitti, duanı kabul etti. O kadar içime doluyor ki şu anda kutsal ruhla beraber. Benim sadece söyleyeceğim amin demek. Senin söylediklerine İsa Mesih'in mucizevi gücüyle. Ve ben şu anda dua ediyorum. Rabbim evinizi bereket... Diyorum. Işık abla çok affedersiniz. Hepsi için diliyorum bu akşam. Amin. Eşimin kardeşleri için. Kendi evet. Murat abim, Arta amin. Abim, ablam ve çocukları, kardeşlerimiz, amin. Eşimin kardeşleri, ehdim ve behdim. Bu, şu an kimin ihtiyacı varsa, sıkıntıda olan her kim varsa, amin. Bütün şifa dileklerini Rabb'e yalvarıyorum ve sunuyorum Işık abla. Amin. Bizden başlayarak bize dokunsun, kutsallığın imanını versin, kötülükten bizleri uzak tutsun, yavrularıma okullarında başarı versin. Marco şu an burada, o çok sıkıntıda, ona da dokunsun ve kutsallığıyla amin. Doldursun. Çok güzel. Kötü yollara düşürmesin. Amin. Şu anda bütün dua ediyoruz İsa Mesih'in diri adıyla, yaşayan ve diri adıyla. Rabbim bereket yağını sizin ve ailenizin üstüne akıtsın. Kızınızın bileğindeki yağ şu anda, yağ bezesini tamamıyla kovuyorum. Yarın sabah uyandığı zaman tamamıyla yok olmuş olacak İsa Mesih'i yaşayan diri adıyla. Bugün ne konuda mucizeye ihtiyacınız varsa alın. İmanla aradınız, imanla tanıklığınızı verdiniz. Ayet diyor ki vahiy, özellikle en çok sevdiğim ayet bu vahiy bölümünün 12. 11. bölümü. Şöyle söylüyor, iblisin hakkından, onun üstesinden tanıklıkları ve İsa Mesih'in kanı sayesinde geldiler. Ve biz o, zafere sahibiz tanıklığımız sayesinde. Siz bu tanıklığı verdiniz ve ben sizi İsa Mesih'in kanıyla kaplıyorum. Hoşça kalın ve bizi arayın muhakkak, tanıklığınızı verin. Esenlikle kalın. Şimdi sevgili dostlarım, bir kere canlı yayındayız. Telefonlarımız açık. Lütfen televizyonunuzun sesini kapatıp telefonla arayın beni. Telefondan konuşun, televizyonunuzu kapatın. Ve bugün Rab size yeni bir başlangıç vermek istiyor. Özellikle içinizde şu anda, ben bunu düşün, başka bir şeye geçecektim ama Rab bunu söylememi istedi. Yıllardır bu programı seyredenleriniz var, sürekli seyredenleriniz var. Ve bugün sizin karar zamanınız, bugün belki ilk defa arayacaksınız bu programı. Ve Rab hayatınıza yeni bir yağ bereketi dönemi açmak istiyor. Her taraftan dolup donanacağınız bir dönem açmak istiyor. İtaat edin. Yapmanız gereken tek şey itaat edip telefonu elinize alıp aramak. Şu anda canlı yayındayız. Arayın, sizinle dua etmek istiyorum.
Yeni bir sayfa açılması için hayatınızda yeniden doğmak için İsa Mesih'in gücünü hayatınızda yaşayabilmeniz için mucizevi gücünü ve Yaradan'la barışmanız için arayın. Yepyeni bir sayfa açılacak hayatınızda. Belki ilk defa seyredeniniz var içinizde aynı zamanda bu programı. İki hafta öncesinden başlayıp seyretmiş olanlarınız var. Çok kısa zamandır seyreden. Fakat Rab size konuşuyor. Bir iç sesi size diyor ki ya ara, bu dönüm noktasına ihtiyacın var diyor. Ve ben sizi yüreklendirmek istiyorum. Fırsatınızı kaçırmayın. Şu anda gökyüzünün hazineleri sizin için açık. Ve Rab diyor ki çocuk gibi imanın olacak. Çocuk gibi gelirsen bana diyor. Yani bildiklerini bırakıp işte ay bu olabilir mi, şu olabilir mi? İmanınız o kadar geniş ve sınırsız olacak ki siz de Rab'den geniş ve sınırsız bereketinizi alacaksınız. Çok kurcalayıp analize her şeyi etmek zorunda değilsiniz. Eğer Rabbi Yaradan'ı anlayabilecek kapasitede olsaydık o Yaradan olmazdı zaten. Bugün Rab sizi çağırıyor. Çok arayanlar var şu anda. Onlara bağlanmadan önce sizinle bu hikayeyi paylaşmak istiyorum. Elişa'nın yoksul bir dula yardımı. Elişa'nın yoksul dula yardımı. Ve bunu anlamanız için dua ediyorum. Kutsal Ruh size anlama yeteneğini versin. Çünkü bu ayet o kadar önemli ki hayatınızı değiştirecek bir ayet şu anda. Bu programı tesadüfen izlemiyorsunuz. Bu programı bir kaza eseri açmadınız. Bu Rabbin sizinle olan randevusu ve sizin hayatınızda yapmak istediği planlar ve yapmak istediği çok büyük işler var. Bugüne kadar çok fırsat kaçırdınız ama bu fırsatı kaçırmayın. Ve bu ayeti okurken Rab sizin hayatınıza konuşsun. Şimdi dul kadın bir gün peygamberler topluluğundan bir adamın karısı gidip Elişa'ya şöyle yakarıyor. Yani peygambere gidip kadın yakarıyor. Kocası da peygamberler topluluğundan bu kadının. Ölmüş, kadın dul kalmış. Efendim kocam öldü. Bildiğin gibi Rab'be tapınırdı. Şimdi bir alacaklısı geldi. İki oğlumu benden alıp köle olarak götürmek istiyor. Şimdi bu kadın dul bir kadın ve borç içinde. Pek çoğunuz borç içindesiniz. Lütfen beni çok iyi dinleyin. Bu yaradan, bizi yaradan, yüce Rabbin, Allah'ın bizim için çizdiği bir yaşam şekli değil borç içinde yaşamanız. Çünkü borç kölelik. Bakın ne diyor? Alacaklısı geldi. O, kocasının borçlarından dolayı alacaklı geliyor. İki oğlunu köle olarak almak istiyorlar. Şimdi o dönemde borcunuz olduğu zaman çocuklarınızı köle olarak gelip alıyor alacaklınız. İşçisi yapacak, memuru yapacak ama köle. Köle hayatınızda o borç ödenene kadar köle. Şimdi borç bir kölelik zaten. Bunu hepiniz biliyorsunuz, anlıyorsunuz söylediğimi. Kölesiniz. Bankaya kölesiniz, faize kölesiniz. Bu bir zincir, görünmeyen bir zincir, bir kelepçe bileklerinizde ve bu sizin için çizilmiş bir yaşam şekli değil. Bunun bitmesi lazım hayatınızdan, gitmesi lazım. Ve kadın peygambere geliyor, İlaşa'ya geliyor ve diyor ki lütfen bana yardım et. Elişa diyor ki senin için ne yapsam diye karşılık verdi. Söyle bana evinde neler var. Yani peygamber yardım etmek istiyor ama diyor ki elinde ne var? Söyle bana. Söyle bana elinde ne var? Bugün Rab size konuşuyor. Geliyorsunuz Rabbin huzuruna, bir sürü cevap alamadığınız dualarınız, istekleriniz, hayalleriniz, düşleriniz var. Yıllardır bunu istiyorsunuz. Yıllardır bu sorunları yaşıyorsunuz. Yıllardır bu lanetler üzerinizde. Rab diyor bugün size belki elinizde telefonunuz var. Elinizde ne var? Yapmanız gereken bir şey var. Sana diyor nasıl yardım edebilirim? Sana yardım etmek istiyorum. Ama bana yardım, sen de söylemen lazım elinde ne var. Neden biliyor musunuz? Çünkü Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan bir cin değil Rab. Sizin hemen bütün sorunlarınızı bir anda DNA'yle o filmlerde gördüğünüz onların hepsi cinlerin, şeytanın, iblisin uydurması. Ve o şekilde eğer büyüyle, o şekilde tekerlemelerle bir şey yapmaya çalışıyorsanız kesinlikle cevap alamıyorsunuz. Bugün Rab diyor ki benim yolumda geleceksin, benim yolumda yürüyeceksin. Özür dilerim. Onun için let's try.
Onun için Rab size konuşuyor bugün. Senin borçlarını temizleyeceğim. Senin lanetlerini üzerinden kaldıracağım. Ama senin de yapman gereken bir şey var. Şimdi Elisha diyor ki senin için ne yapsam? Elinde ne var? Kadın diyor ki azıcık zeytinyağı dışında kulunun evinde hiçbir şey yok. Elisha diyor ki bütün komşularına git. Ne kadar boş kapları varsa iste. Ama aslında İbranice'de söylediği az isteme. Ne kadar alabilirsen boş kap getir. Ne kadar alabilirsen boş kap getir. Sonra oğullarınla birlikte eve git. Kapıyı üzerinize kapayın ve bütün kapları yağla doldurun. Doldurduklarınızı bir kenara koyun. Kadın oradan ayrılıp oğullarıyla birlikte evine gitti. Kapıyı kapadı. Oğullarının getirdiği kapları doldurmaya başladı. Bütün kaplar dolunca oğullarından birine bana bir kap daha getir dedi. Oğul başka kap kalmadı diye karşılık verdi. O zaman zeytinyağının akışı durdu. Kadın girip durumu Tanrı adamı Elisha'ya bildirdi. Elisha git zeytinyağını sat, borcunu öde, kalan parayla da oğullarınla birlikte yaşamını sürdür dedi. Şimdi diyor ki Rabbin adamı elinde ne var? Kadın diyor ki elimde bir şey yok. Şimdi ilk Rab'be söylediğimiz gittiğimiz zaman hiçbir şeyim yok. Takatim yok. Artık yapamayacağım, artık devam edemeyeceğim. Hayatınızda belki bir iş, belki evlilik, bir olayda bıkmışsınız. Ve hiçbir ışık görmüyorsunuz, hiçbir pozitif taraf, umut görmüyorsunuz hayatınızda. Ülkenin de durumu size bunu zaten besliyor. Siz her tarafta bir negatiflik ama bugün ben size umut vermek istiyorum. Çünkü sizin çıkmaz gördüğünüz yerde Rab bir yol açabilir size. Siz bugüne kadar bütün bu kafanızdaki düşünceleri, analizi, çevrenizde gördüğünüz her şeyi kendi sadece gözlerinizle, duyu organlarınızla yaşadığınız için inanıyorsunuz gördüklerinize. Zaten gerçek. Olan olaylar gerçek. Ama bugün Rab diyor ki, ben kuş bakışı bakıyorum olaylara. Sen sanki bir labirentin içindesin. Ve hiçbir çıkış yokmuş gibi hayatında. Oraya gidiyorsun çıkamıyorsun, buraya gidiyorsun işin içinden çıkamıyorsun. Ama ben kuş bakışı baktığım için olaylara, ben yüksekten baktığım için, benim düşüncelerim senin düşüncelerin olmadığı için, benim yollarım senin yollarından yüksek olduğu için, ben senin için çıkışı görüyorum. Senin yapman gereken çıkış yolunu aramak değil, beni aramak. Çünkü bakın şimdi bir yere gittiniz. Gittiğiniz yerde, gittiğiniz şehri bilmiyorsunuz. Bir yeri bulmanız lazım. Elinizde kağıtla adres arıyorsunuz. En iyi yapmanız gereken o şehri bilen kişi, orada yaşayan bir kişiye sormanız. Elinizdeki kağıtla gidip demeniz ki birisine, ya kardeşim ben şu sokağı arıyorum. Burada mı yaşıyorsunuz? Biliyor musunuz nereye? O da diyor ki eliyle koymuş gibi. Aa tabii. Sağa dönün, düz gidin. İşte soldan 3. sokağa girdiğiniz zaman göreceksiniz dükkan orada diyor. Siz de onun tarifine göre elinizle koymuş gibi buluyorsunuz adresi. Ama neden? Çünkü bilen birisine sordunuz. Neden? Birisinden yardım istediniz. Eğer kendi başınıza elinizdeki adrese, sokak isimlerine bakarak gitmeye kalksanız günleriniz, haftalarınız geçer. O 5 dakikalık yolu 10 yılda gidemezsiniz. Bulamazsınız belki. 10 günde gidemezsiniz. Şimdi sizin yaptığınız bu. Siz elinizde bir kağıt var. O kağıt ne biliyor musunuz? Sizin dua istekleriniz, sizin kalbinizden geçenler, sizin aklınızda olanlar, hayatınızda değişmesi gerekenler, sorunlarınız ve sorunlarınızın çözümü. İstek listeniz çok uzun. İstek listeniz böyle upuzun. Böyle kitaplar, defterlere sığmaz sizin dertleriniz. Siz gidiyorsunuz oradan buradan yardım almaya çalışıyorsunuz. Kendi başınıza bulmaya çalışıyorsunuz. Ama bugün Rab diyor ki ben bütün sorunlarının cevabını biliyorum. Onun ismini ben cevap koydum. Cevabım. Bütün sorularımın cevabı Rabbim. Onun bir ismi benim için bütün sorularımın cevabı. Ve bütün sorunlarımın çözümü. İki ismi var. Ben Rabbi böyle isimler veriyorum. Çok hoşuna gidiyor. Neden? Çünkü onu yücelten isimler. Bütün sorularımın cevabı Rab beni yaradan. Ve bütün sorunlarımın çözümü. Ve Rab diyor ki eğer benim peşimden gelsen ben sana cevabı vereceğim. Ve kadının yaptığı bu.
Onun için peygambere gidiyor zaten, yardım istiyor. Benim durumum bu diyor. Bir kere yardım istemesini bilmiyoruz. Yardım istemekle dilenmek arasında fark var. Burada peygamberin adamı kadına diyebilirdi ki, tamam ben Rabbin adamıyım, senin bütün borçlarını ödüyorum. Bundan sonra hiç boşa yaşamayacaksın. Bundan sonra hiçbir sorunun olmayacak. Bundan sonra hiçbir sıkıntı hayatında olmayacak. Bunları kadına söyleyip bütün borçlarını temizleyebilirdi Rabbin adamı. Neden? Çünkü onda mucizevi güç var. Rab onunla beraber. Ama bunu yapmıyor. Diyor ki, ona kadına iş veriyor. Elinde ne var? Önce sorduğu bu kadın diyor ki hiçbir şey yok. Sonra diyor ki bir parça yağdan başka bir şey yok. Bazen elinizde hiçbir şey olmadığını zannediyorsunuz. Fakat o cebinizdeki 5 lira bir şey, sesiniz bir şey, sağlığınız bir şey, yapabilecek bir gücünüz var bir olayı. Ama siz aslında gözlerinizi açıp baksanız çok şeye sahipsiniz ama sahip olduklarınızı görmüyorsunuz. Kadın da böyle, elimde hiçbir şey yok yağdan başka. Bugün Rab diyor ki size elindekini bana ver. Musa'nın elinde asası vardı, Kızıldeniz'i açtı. Davud'un elinde taş vardı, koskoca canavar gibi adamı yerle bir etti. O bir taşla, o taşı atarak. Bugün Rab diyor ki elindekini bana ver diyor. İsa Mesih eline ekmeği ve balıkları aldı, dua etti. Binlerce kişiyi doyurdu. Rab diyor ki eğer elindekini bana verirsen ben bereketleyeceğim. Elindekini bana vermediğin için bugüne kadar bereketi yoktu. Paranın bereketi yoktu, maaşının bereketi yoktu. Başkaları senin maaşında, senin durumunda nerelere geldiler? Senin burada olmanın sebebi, yerinde saymanın sebebi elindekileri bana vermemen, elindekilere sıkı sıkı sarılman. Ne kadar sıkı sarılırsan o kadar çok o elindekileri lanetliyorsun. Ama ne kadar çok bana teslim olursan, ne kadar çok bana teslim edersen, ne kadar çok bana güvenirsen o kadar çok ben artış, arttırma, dolup doldurma mucizemi hayatında göstereceğim. Bugüne kadarki en büyük sorununuz Rab'be güvenip verememek. Şimdi burada hesabını hemen temizlemiyor. Diyor ki git diyor komşularından diyor çanak çömlek kaseleri topla diyor. Ne kadar çanak çömlek kaseleri toplarsa o kadar önemli. Ne kadar toplarsan git topla, kapı kapı çal, kapıları çal bana. Boş kaseniz var mı? Boş kaseniz var mı? Boş kaseniz var mı? Boş kaseniz var mı? Bütün bu kaseleri getir. Topla bütün bu kaseleri topla. Getir hepsini getir. Bana getir. Ondan sonra o küçücük yağ al, dökmeye başla ne? Ne kadar verirseniz o kadar gelir. Biz vermeyi kaybetmek zannediyoruz. Halbuki vermeyi kazanç olarak görmeye başladığınız zaman, ondalığınızı verdiğiniz zaman diyeceksiniz ki bu bir kazanç, ben 20'liğimi vermek istiyorum. Düşünün. Siz öyle bir noktaya geleceksiniz ki elindekilerinizi kendinizin olduğunu düşünmeyeceksiniz. Rabbe ait olduğunu düşünüp Rabbe teslim ettiğiniz zaman onlar çoğalmaya başlayacak. Siz 2 kuruşun hesabını her zaman yapmaya devam ettiğiniz müddetçe elinizdekiler artmıyor. Elinizdekiler aynı kalıyor. Ve size şöyle söyleyeyim, bugünkü toplumda dünyanın, sadece ülkemizin değil, dünyanın ekonomik düzeninde hiçbir şekilde mucize olmadan ne uzamanız ne kısalmanız mümkün değil. Hiçbir şekilde hiçbir yere gelemezsiniz. Ne uzarsınız ne kısalırsınız. Bir mucizeye ihtiyacınız var. Bu uzamanın mucizesini verecek Rab. İstediğiniz kadar okul okuyun, istediğiniz kadar diploma, hiç önemi yok. Kapıyı açacak Rab size. Ona ihtiyacınız var. Ona güvenmeye ihtiyacınız var. Ama siz elinizdekinin kıymetini bilmiyorsunuz. Elinizdeki yağın kıymetini bilseniz, elinizde verilen o bir parçanın kıymetini bilseniz daha büyük gelecek. Siz o bir parçaya bakıyorsunuz, onu küçük görüyorsunuz. Çünkü sizin hayalinizde olmanız gereken yerle o elinizde olan iş, size verilen hizmet, size verilen para, size verilen maaş büyük bir şey gibi gelmiyor. Halbuki o maaşa $1,000,000 gibi değer verseniz o işe, o hizmete, yaptığınız olaya, kalbinizden, içinizden, duygularınızdan, o zaman zaten siz o mucizeye erişebileceksiniz. Kadının yaptığı ne? Kapı kapı gidip bütün kaseleri getirmek. Kase deyip geçmeyin. Rab size bir bastonu al eline dediğin zaman geçmeyin. Evinizdeki bozu. Her şeyin değerini, kıymetini bilin. Her şey için şükredin. Eğer elinizdekilerin kıymetini bilmezseniz Rab size niye daha iyisini versin?
Siz elinizdekiler için sokranıp şikayet ediyorsanız, Rab neden size daha büyüğünü versin? Siz istediğiniz kadar başka şekilde ona ulaşmaya çalışın. Çalışarak başka yerlerle, insanlarla, okullarla, diplomalarla erişemeyeceksiniz. Çünkü daha elinizdekinin kıymetini bugüne kadar bilmemişsiniz. Buradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gideceksiniz. Aynı yerde sayıklayacaksınız. Geçen gün bir bayanla arkadaşım, fakat tekrar görüşme imkanım oldu. Kadın 60 yaşında. Yeni emekliye ayrılmış. Erken emekliye ayrılmış sağlığından. Sağlığı var ama bazı sıkıntıları var. Diyor ki oradan oraya ışık, oradan oraya, oradan oraya. Ama diyor benim diyor yapabileceğim çok şey var. Eğitimime bak, diplomalarıma bak. Ben diyor bir yardım etmek istiyorum. Kadına iş buldum gitmedi. Gel bize hizmete yardım et dedim. Paraya ihtiyacı yok. Biz sana yine de maaş ver. Hayır gelmedi. Oraya gelmiyor, buraya gelmiyor. Diyor ki ben diyor oturuyorum. Rabbe dua ediyorum, bekliyorum. Bakın dua edeceğiniz zaman var, yapacağınız iş var. Oturun sabahtan akşama kadar yan gelin yatın. Ben dua ediyorum Rab gelecek beni birisi keşfedecek diye bekleyin. Hayatınızda hiçbir şey olmaz. Bu kıssadan hisse bu zaten, hikaye bu. Kadına iş veriyor. Peygamber gideceksin kaseleri biriktireceksin. Gideceksin hepsini biriktireceksin. Getireceksin kapıyı kapatacaksın oğullarıyla birlikte başlıyor elindeki azıcık yağ. Azıcık yağ, düşünün bunun içine yağ olduğunu düşün, başlıyor kadın dökmeye. Döktükçe artıyor, döktükçe artıyor, döktükçe artıyor, döktükçe artıyor, döktükçe artıyor. Rab size konuşuyor şu anda. Döktükçe artıyor ve öyle bir hale geliyor ki bütün kaseler doluyor. Eğer kadın bilseydi verdikçe alacağını, döktükçe artış olacağını hayatında, kim bilir daha nerelere gider kaseleri toplardı. Bütün şehirdeki kaseleri toplardım. Eğer onun yerinde olsaydım. Ama kadın burada öyle, işte Rab mucize yaptığı zaman hayatımızda bize bir şey öğretiyor. Gördünüz mü? Biz o mucizenin parçası oluyoruz. Öyle otur gel keyfim gel, mucize gelsin öyle bir olay yok. Rab her zaman o mucizenin bir parçası olmamızı istiyor. Belki telefonu elinize alarak, belki arayarak, belki imanla benimle dua ederek, belki eşinizin elini tutup dua ederek bir şekilde, belki birisine bugün bir şey vermeniz gerekiyor. O sizde kaldığı için o mülk, mal üzerinize lanet getirmiş vaziyette. Onun verilmesi lazım. Düşünün, ekmeği böldükçe artış yaşayacaksınız. Paranızı paylaştıkça, verdikçe, yardım ettikçe artış yaşayacaksınız. Demek ki verdikçe artıyor. Ve kural bu. Biz elimizde tuttukça, değerini bilmedikçe, sadece o bir parçanın değerini biliyoruz, işte çok önemli bizim için. Hiçbir şekilde ne uzuyoruz ne kısalıyoruz. Biliyorum Rab size konuşuyor bu akşam. Arayan izleyicilerimiz var, kendilerine bağlanıyoruz. Alo. Alo Hakan Bey, buyurun. İyi akşamlar Işık abla, iyi akşamlar. İyi akşamlar, sizi beklettiğim için özür dilerim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Beklemek bir zevk. Sizin söylediklerinizi dinlemek de büyük bir zevk. Onun teşekkür için ederim. Dilim beklemekten. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Hani verdikçe çoğalır dediniz ya, evet. Zaten ondan dolayı değil mi? Tanrı diyor düşmanınızı bile sevin. Çünkü amin. Sevdiği, yani verdikçe çoğalıyor ve eğer siz sevgiye bir sınır koyarsanız orada, evet. Çoğalmayacak. Ondan dolayı insanın sevebileceği en son şey düşmana, onu bile seveceksiniz. Çünkü verdikçe çoğalacak. Amin. Öyle değil mi? O aklıma geldi söylediklerinizden. Çok güzel. Size, benim bir sorum vardı da ondan önce bu söyledikleriniz çok böyle çok güzel şeyler anlattınız şu ana kadar. Teşekkür ederim. Ya insanın sahip oldukları aynı dibi dolmaz boş kuyu gibi. Evet. Doldur 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 alttan düşecek içi boş. Ta aynen. Ki Tanrı'yı tanıyıncaya kadar, ta ki Mesih'i bilinceye kadar. Ondan dolayı zaten değil mi kuyu başındaki kadına benim suyumdan hiç bir daha susama diyor. Yani amin. Tanrı'yı bilinceye kadar her şey geçici. Evet. Kalıcı sahibi olduğumuz tek şey gerçekten Tanrı'nın sözleri, amin. Ve Mesih'in yaşamı. Amin. Neyse benim sorum şuydu, size şeyden dolayı aramak istedim. Ben hayatımı tam olarak
Teori de tamam da, geçen sene de aramıştım, ben bilim adamıyım. teori de tamam da, evet. Pratikte ben zorluk çekiyorum. Hayatımı tam olarak nasıl yaşamam gerektiğini anlayamadım. Çünkü kafama takılan soru şu, size sormak istediğim. Evet. Bir taraftan yargılama, yargılayanlar yargılanacak deniyor. Evet. Diğer taraftan da öyle şeyler oluyor ki günümüzde. Tanrı adında şeytana hizmet edenlerden tutun da yani neler neler oluyor. Yani bir dönüp ya dur diyorsun. Evet. Bu şeytandan geliyor, yapma bunu diyorsun. Yani hani bir taraftan da yargılamadan yaşamak da gerçeğe gözlerini kapatmak gibi geliyor. Evet. Ama sonra sınırı aşıveriyorsun. İnsanları nasıl yaşaması gerektiğini falan söylemeye başlıyorum. Evet. Yani benim kafam bu konuda çok karışık. Böyle hani bir taraftan yargılamadan yaşa diyorum kendime. Ama diğer taraftan da her şeye gözünü kapatıp böyle sadece işte zor durumda veya şeytanın almış olduğu biri için sadece dua et. Gözünü kapat, arkanı dön. Onu da yapamıyorum. Ben sizden bu nasihati sormak yani nasihat istiyorum. Yani nasıl olacak da ben bu şeytanın prenslik yaptığı, her gün içimizde dışımızda binlerce savaşa yol açan bu şeytanın karşısında nasıl dur bu yanlış demeyeceğim, nasıl yargılamadan yaşayacağım? Benim kafam o konuda karışık Işık abla. Eğer bana bir nasihat verebilirsen çok güzel olur. Elimden geleni yaparım. Çok güzel bir soru. İyi ki sordunuz. Çünkü bu hepimizin yaşadığı bir sorun. Şimdi size birkaç şey söyleyeceğim. Bundan sonra çok iyi ayırt edeceksiniz. Hangi yargılama kötü, hangi yargılama iyi? Bir kere her zaman kutsal ruhun yönetiminde yaşadığımız zaman Rab bize anlayış veriyor. Ve bu anlayış bilgelikle beraber gelen bir olay. Demek ki şunu bilmemiz lazım. Biz bazı olayları evet yargılayacağız. Ama insanları yargılamayacağız. Arada çok büyük bir fark var. O olayları insanlar yapıyor olsa dahi biz olayları yargılayacağız. Ve o insanları idare eden ruhları yargılayacağız. Ama bizim sorunumuz insanlarla değil. Efesliler 6. bölüm diyor ki bizim savaşımız insanlara karşı değil diyor. Ete kemiğe karşı değil. Ama diyor karanlık dünyadaki güçlere karşı. Demek ki bir kere bunu anlamamız lazım. Biz bunu karıştırıyoruz, insanları yargılıyoruz sürekli. Şimdi Rab bize bazı duyumlar veriyor. Biz bunu kesinlikle göz ardı edemeyiz. Ve ben şuna inanıyorum. Özür dilerim, biraz hastayım. Bize Rab bir şeyler gösterdiği zaman iki sebeple gösteriyor. Birincisi bizi uyarmak için gösteriyor. Mesela bir insan, diyelim ki birisiyle tanıştınız. Bu kişi işte eşini aldatıyor, yalan söylüyor. Yavaş yavaş bazı şeyleri görmeye başladınız. Yalanlar, şunlar. Bunları belki Rab size uyarıyor. Diyor ki bu kişiden uzak duracaksın. Bu bir uyarı. Size gelen bir, sizi korumak için olan bir uyarı. Bu hemen demek değil ki bu insana gidip diyeceksiniz ki işte sen cehenneme gideceksin. Şöyle yaşıyorsun, böyle. Hayır. Rab iki amaçla gösteriyor. Birincisi bizi uyarmak için. Ya da gerçekten gidip söylememiz için. Yani kardeşim sen kötü yoldasın, sana bunu söylemem lazım. Bazen insanlar hazır değiller bizim onlara gidip bunu söylememize. O yüzden Rab sadece bizi uyarıyor. Diyor ki elini eteğini çek, araya mesafe koy, bulaşma. Evet. Demek ki bizi Rabbin yapmak istediği iki şey var. Uyarmak, korumak için. İkincisi de bizi kullanarak başkalarını uyarmak. Şimdi siz... Ben şunu söylüyorum, insanları uyarabilirsiniz ama uyarmadan önceki onlar için kalbinizden gerçekten ne kadar dua ediyorsunuz, ne kadar o insanları seviyorsunuz ve gerçekten seviyorsunuz. Bazıları diyor ki, ay kiliselerde böyle konuşuyorlar, çok sinirim bozuluyor ben duyduğum zaman. Ben seni çok seviyorum, sevdiğim için sana bunu söylüyorum. Ondan sonra bir sürü taşı gediğine koyup karşısındaki insanın kalbini kırıyorlar. Hayır, bu dindarlık ruhu. Gerçekten sevgi olduğu zaman içinizde siz şöyle düşüneceksiniz. Bana bunun nasıl söylenmesini isterim. Eğer ben bu kişinin yerinde olsam belki gerçekten ağır söylemeniz lazım. Çünkü bazı insanların başına dank etmesi lazım ne kadar. Ama içinizdeki sevgi nerede? Sevgi derecesi ne? Aynı odadaki termometre gibi. Eğer o sevgi termometresi çok yüksekse o zaman yargılamadan korkmayın.
Siz evet. o severek o insanı nasıl evladınızı ateşe giderken kurtarırsınız? Oğlum gitme, yanacaksın. Evet bağırıyorsun burada. Evet kızgınsın burada. Ama neden? Sevgiden dolayı değil mi? Eğer o evet. ruhla konuşuyorsanız Rab biliyor kalbinizi. Orada yargılama yok. Oradaki, şöyle söyleyeyim, oradaki yargınız Rabbin yargısı. Demek ki bizim yargımız Rabbin yargısına paralel olacak. Ama şimdi kötü yargılamadan bahsedeyim. Diyelim ki kiliseye bir kız geldi, işte kısa etek giyiyor, işte bu dudağına kırmızı ruj sürüyor, saçları frapan şöyle böyle, işte bazı bayanlar yaşlı olgunlaşmış şudur budur annesi yaşındakiler yan gözle kıza bakıyorlar. İşte bakıyorlar işte bu kiliseye geliyor ya bunun ettiği iman mı gibisinden. İşte ne bileyim takmış takıştırmış sürmüş sürüştürmüş tırnakları uzun şöyle böyle işte bu yargıdan iğreniyor Rab. O tür yargıdan iğreniyor. Çünkü neden? Belki o kız da daha mazbut olacak eteğini şöyle düzgün giyecek böyle giyecek. O onun Rab'le arasında olan bir olay. İşte biz ne zaman insanların Rab ile aralarında olan olaya... Yani bizim Türkiye'de bir söz vardır. Ben bu sözleri çok seviyorum. Parayla imanın kimde olduğunu ancak Allah bilir diye bir söz var. Biz evet. ne zaman ki Allah'la kul arasına girmeye çalışıyoruz, o zaman Allah'ı oynuyoruz o insanların hayatında yargımızla. Ve insanları kırıyoruz, yıkıyoruz. Biz Rab'den uzaklaştırıyoruz o insanları. İşte Rab bu türlü yargıyı istemiyor. Arada çok evet. büyük bir fark var. Birisi insanları uyarmak, bazı şeyleri görüyorsunuz. Ya da kendiniz o uyarıyı alıyorsunuz, uzak duracaksınız. İşte bunun için ruhani olgunluğa ihtiyacımız var. Bu ikisini ayırt edebilmemiz için ruhani olgunluk ve kutsal ruhun anlayışına ihtiyacımız var. Onun dışında parmak uzatarak, alınarak, işte siz bana bunu yaptınız, siz şöyle söylediniz, şöyle konuştunuz, yan bastınız. O tür, o işte Rabbin tiksindiği bir yargılama. Çok güzel Işık abla. Yani tam kafamdaki soruya çok güzel cevap oldu. Bu niyete konusuna gelince senin söylediğin o ayet çok güzel. Bizim savaşımız etle kemikle değil. Evet. Aynı şekilde bizim aşkımız, sevgimiz de etle kemikle değil. Yani birinin bacağına ya da beline, çıplak olan bir yerine bakıp aşka düşecek insanlar varsa zaten o kilisede. Evet. Demek ki zaten Tanrı'yı tanımıyorlar. Ama şey çok güzel. Benim en büyük korkum... Hani kendi gözündeki çapağı temizlemek, başkasının gözünde çapaklar. Ama senin dediğin gibi ben şu anda şunu biraz anladım. Bende biraz sevgi eksikliği var. Ondan dolayı yani söylediğiniz çok güzel. Bundan sonra ben biraz daha sevmeye çalışayım. O zaman gerçekten Tanrı'yla paralel bir yorum olacak. Çünkü o zaman eleştiri Tanrı'dan gelecek direkt eğer aşk ile konuşursanız dediğiniz gibi. Yani. Amin. Çok güzel oldu. Çok ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size başka bir şey söylemek istiyorum. Benim eskiden kocamla birbirimizi sürekli yargılıyorduk. Bir gün Rab bana konuştu iç sesiyle dedi ki ben dedi kimin haklı kimin haksız olduğu umurumda bile değil dedi sizin ilişkinizde. Ne kadar birbirinizi sevdiğiniz önemli. Çünkü senin haksız olduğun konuda dedi o haklı. Onun haksız olduğu konuda sen haklısın. Benim için de önemli değil hanginizin haklı, hanginizin haksız olduğu. Sevgi dereceniz önemli aranızda. Biz bazen buna bakıyoruz. Diyoruz ki bu kişi bana yalan söyledi. Yalan. Sen de söyledin geçmişte yalan birisine mutlaka. Ben hiç yalan söylemem. Şimdi söyledin yalan işte. Yani biz o konularda çok yargılayıcı bir toplumuz özellikle. Bir de bizde utandırma olayı var. Utan felsefesiyle yaklaşıyoruz. Yani nasıl imanlı birisi böyle davranabilir? Öyle konuşmalar gerçekten yargılayıcı. Bazen ben de yapıyorum. Televizyondan da yapmış olabilirim. Rab'den af diliyorum bugün. Ama dediğimiz gibi sevgi arttıkça... Yargı azalacak ama anlayış azalmayacak. Demek ki uyanık antenlerimiz çalışıyor olacak. Rab bizim öyle at gözlükleriyle yaşamamızı istemiyor. Ruhları ayırt edin diyor. İnsanların ne ruhta bazı şeyleri yaptığını anlıyor olacağız. Ama olgunlukla davranacağız. Ve lütufla davranacağız. Evet. Çok teşekkürler Hakan Bey aradığınız için. Sevgiler, hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Başka bir arayan izleyicimiz var. Akif Bey'e bağlanıyoruz Sivas'tan. Buyurun Akif Bey. İyi akşamlar Işık abla. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ne paylaşmak istiyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Nasıl imanlı olduğumu paylaşmak istiyorum. Çok güzel. Buyurun.
Dindar bir ailede yetiştim ben, yani Müslümanlık olan. İmam Hatip'e gittim, yani bilirsiniz İmam Hatip'leri. Tabii tabii. Dini eğitim ağırlıklı olan. Ama Tanrı benim hiç umurumda değildi o zaman. Yani hiçbir zaman inançlı olmadım diyeyim. Evet. Daha sonra bir ateistlik dönemi oldu. Ondan sonra ise Rabbi buldum. Ne güzel. Yani onun sesini, onun verdiği duyguları hissedebiliyorum. Nasıl buldunuz Rabbi? Tefekkür ederek diyeyim. Onu çağırarak, onu arayarak mı buldunuz? Ondan seni bilmek istiyorum, evet, mu dediniz? Her zaman karşıma çıkıyordu. Yani ne kadar ben uzak kalmak istesem de, yani ateistim diyorum. Ama her zaman karşıma çıkıyordu. İnternette çıkıyordu, başka yerde çıkıyordu. Her zaman varlığını gösteriyordu. İsa Mesih'i kalbinize bir duayla kabul ettiniz mi? Açık söyleyeyim, yani benim bir dine mensubiyetim yoktur. Yani evet. Bu İslam'da, Hristiyanlık'ta değil. Ama şunu biliyorum ki tüm dinler, Hristiyanlık'ta dahil, Tanrı'nın gönderdiği dinlerdir. Ve İsa Mesih'in dünyaya geleceğine de inanıyorum tekrardan. Peki. Ben inanıyorum Rab size gösterecek, daha da çok gösterecek. Siz dediniz gösteriyor, demek ki onun eli sizin üzerinizde ve zamanla o sizi kendine çağırıyor. Tamamıyla. Ama size şunu söylemek istiyorum. Bu programda anlattığım din değil. Ben evet, bazı kişiler kızıyorlar. İsa Mesih dinleri yıkmak için geldi. O dinleri istemiyor. Bizim Yaradan'la dost olmamızı istiyor. Onun için ben dindarlığa karşı geldiğim zaman, insanlar tabii çok dindarlıkla beraber büyüdükleri, yaşadıkları için anlayamıyorlar. Ama size şunu söylemek istiyorum. İsa Mesih yapmak istediği hayatımızda diyor ki, tek yol, gerçek ve yaşam benim diyor İsa Mesih. Ve bana gelmeden kesinlikle göksel babama gidemezsiniz diyor. Ve gittiğiniz zaman, İsa Mesih'i kalbinize davet ettiğiniz zaman yeniden doğuyorsunuz. Bir duayla davet ediyorsunuz ve yeniden doğuyorsunuz. Ben bunu denemenizi isterim gerçekten sizin, ama kesinlikle teklif var, ısrar yok. Her şeyi açığım ben. O zaman yani benimle dua etmek ister misiniz? Bir dua etmek ister misiniz benimle? Olur edelim. Tamam edelim. Ama ben bu duayı ettikten sonra bir hafta sonra beni arayıp haber vermenizi istiyorum. Neler oldu hayatınızda? Tamam, her gün yeni bir şeyler oluyor zaten. Evet, çünkü ben biliyorum ki sizin hayatınızda bir çağrı var. Eğer bu çağrı olmasaydı, siz bu kadar, ben de İmam Hatip'in açtığı Kur'an kursunu bitirdim daha önce, gittim. Bu kadar eğitimden sonra, dini eğitimden sonra bu ruhani durumda olmazdınız. Demek ki Rab sizi yaradan, öyle söyleyeyim, kutsal ruhuyla, evet, sizi kendine yönlendiriyor zaten. Ben yani inanmakla bilmek, bulmak arasında çok fark var bana göre. Yani inanamadım ben hiçbir zaman. Çünkü karşımda bir kitap oluyordu veya birisinin sözü oluyordu. Sonuçta bir bireyden duyuyordun onu. Aynen öyle. Çok güzel söylediniz. İnsanlar size diyebilir. Ben de şu anda diyorum ki, bu tek yol bu. Tek yol bu diyorum. Ama yalan bunu olabilir işte. Bunu sizin yaşamanız lazım bunu. Bu kalpte olan bir olay. Ama ben sadece şunu söylemek istiyorum. Sözün gücüne inanıyorum. Ve eğer bu sizin için, inanıyorum ki, ben inanıyorum sizin adınıza. Ama öyleyse Rab size gösterecek. Sadece ben onun için dua etmek istiyorum sizinle. Tabii ki. Memnun olurum. Ben edeceğim, siz benim söylediğimi tekrar edin. Tamam. Öyle şey kurcalayacak ya da şey yapacak bir olay yok işin içinde. Bir oyun yok yani. yok değil mi? Ben her şeyi açtım yani. Tabii. Şimdi Yüce Rabbim. Yüce Rabbim. Beni Yaradanım. Senin huzuruna geldim. Bütün günahlarımı affet. Seni bilmek ve tanımak istiyorum. İsa Mesih seni kalbime davet ediyorum bugün. Benim için çarmıhta öldüğüne inanıyorum. Üçüncü gün dirildiğine de inanıyorum. Bana yeni bir hayat ve yeni bir başlangıç ver. Bana kendini göster.
Bana kendini göster. Bana gerçeği göster. Bana gerçeği göster. Amin. Amin. Bu kadar basit. Evet. Ve ben sizden haber almak istiyorum. Tamam. Ama şimdi bu girdiğim yoldan artık dönüş olmayacaktır kesinlikle. Yani Rabbi bulmuşum. Hayatımdaki bütün sorunlar bitiyor. Evet. Yani gelecek kaygım yoktur. Sonsuz bir hayat ve eğer hak edersen sonsuz mutluluk var bunun ucunda. Diğer türlü ateist olarak yaşadığın zaman her zaman bir çıkmazdaydım. Evet. Yani ölüm var. Bundan ötesi yoktur. Hayat berbat. Evet. Devamlı bir mücadele. Aynen öyle ve size şöyle söyleyeyim. Geçenlerde Facebook'ta gördüm, diyor ki uçak düşene kadar ateist. Yani o son noktaya gelene kadar herkes ben ateistim, ateistim diyenler oluyor. Ama o son noktaya geldiğiniz zaman, bilinmeyenle yüzleşeceğiniz noktaya geldiğiniz zaman çok feci bir olay. Nereye gideceğinizi, sonunuzun ne olacağını bilmemek kadar feci bir olay yok. Ama ondan daha feci bir olay var. Gerçekten sonunuzun sonsuza dek acı ve işkence içinde olması. O yüzden ben bugün sizin için diyorum ki inanıyorum bugün Rabbi kapı açtı sizin için. Yeni bir kapı açtı. Ben sizden duyum alacağım bu konuda. Ve siz arayacaksınız. Çok güzel Rabbi yüceltecek bir rapor vereceksiniz bize. Aradığınız için çok teşekkür tamam, ediyorum. Hoşça tamam. Kalın. Evet. Bakalım kime bağlanalım? Sırayla bakıyorum. Nermin Hanım'a bağlanıyorum. Alo, buyurun. Alo. Alo, buyurun Nermin Hanım. Merhaba Işık Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Sizi çok beklettim. Özür dilerim. Estağfurullah. Sevgiyle beklemek bambaşka bir şey. Teşekkür ederim. Konuşmalarınızı dinledim. Gerçekten kafamdaki çok soruya da cevap buldum zaten. Ne güzel. Şöyle Işık Hanım, öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Sizi aramamda herhangi bir din mensubu olarak değil, inanan olarak aramak istiyorum. Size tabii çok yazıyorum biliyorsunuz. Evet. Benim sizden istediğim duam şu. Biliyorsunuz eşim benim evden ayrılmıştı. Evet. Yıldan fazladır ayrıyız ama içimdeki sevgi, onun içindeki sevgi de hep sizin bahsettiğiniz gibi çevresindeki insan kılığındaki şeytanlar diyeceğim. Ben öyle diyorum. Evet. Onların uymasıyla güzel farklı hayatlar yaşamaya çalıştı. Her şeyden önce Rabbimden onu o ortamdan kurtarmasını, onun gibi insanların sadece tek bir kişi için değil, evet, tüm bu şekilde olan insanların kurtulması için sizden dua istiyorum. Tabii. Sağlıkla evime dönmesi için. Artı bir de benim bir yıldır bir ameliyat olayım oldu. Küçük bir fistül ameliyatı olmuştum ama bir türlü o yaram kapanmadı. Bunun için inanarak sizden dua tabii istiyorum. Tabii seve seve. Siz benimle daha önce dua ettiniz mi televizyonda? Yok, etmemiştim. Bugün edelim mi beraber sizin için? Şöyle Işık Hanım, yani bunu anlayışla karşılayacağınızı umarım. Tabii tabii. Ben yani Müslüman bir bayanım. Tabii tabii. Ama bütün peygamberlerimize inanıyorum. Tabii. Hazreti İsa'ya, diğer peygamberlerimize birlikte bu şekilde dua edelim. Tamam. İster misiniz? O zaman ben size dua edeceğim. Şimdi siz benden dua istediniz. Demek ki bana yetki, evet, verdiniz bu hastalığı tabii kovmam ki için hayatınızda. Tabii ki. Şimdi ben sizin için dua ediyorum. İsa Mesih mucizevi gücünü göstersin sizin hayatınızda ve sağlığınızda. Amin. Yaşayan amin gücüyle. Ve ben aynı amin zamanda sizin için dua ediyorum. İsa Mesih gerçek kimliğini göstersin size. O bir peygamber değil. Ve ben bunun için dua ediyorum ama bunu ben size gösteremem. Ben Rabbin, sizi Yaradan'ın size göstermesi için dua ediyorum. İnşallah. Bunu ancak ve ancak Rab yapabilir. Bunu biz yapamayız. Ve ben şu anda dua ediyorum. Sadece bunun için değil, hayatınızda yoluna, rayına, böyle bir tren gibi yayına, rayına girmesi gereken bazı işler var. Evet. Rayında gibi gidiyorlar ama bazen birazcık sağa, birazcık sola ve çalkalanmalar oluyor tam yolunda giderken bazı işler. Evet. Ve bu ayrılmanızdan itibaren bunu çok yaşadınız zaten. Bazı şeyleri, evet, kendi gücünüzle çözmeye çalışıyorsunuz ve bunların yarattığı stres de zaten sağlığınızı
olması etkiliyor, uykunuzu etkiliyor. Maalesef. Ben şu anda dua etmek istiyorum sizin sağlığınız için, özellikle zihin sağlığınız için, sinirleriniz için, her bakımdan. Siz pozitif bir insansınız ama hayat maalesef dediğiniz gibi şeytan, insan kılığına girmiş şeytanlar, cinler saldırıda evet. bulunabiliyorlar. Ben şu anda İsa Mesih'in sizi çarmıhta akıttığı kanıyla kaplayıp şeytandan koruması için dua etmek istiyorum. Bugünden itibaren nasıl hani kurban keserler de kanını alıp alnının ortasına evet. koyarlar, düşünün. İsa Mesih kanını akıttı. Sizin şeytandan Olur. korunmanız için çarmıhta. O kanın gücünü düşünün. Koyunun kanını Amin. Değil de İsa'nın Amin. Gücünü düşünün. Şimdi ben evet. sizi İsa'nın kanıyla kaplıyorum. Bugünden itibaren hayatınızda bazı lanetler, bazı zincirler, bazı büyüler, bazı yalanlar kırılacak bugünden itibaren. İnşallah. Ve yarından itibaren siz böyle diyeceksiniz ki, ya bana ne oldu? Ve bazı güzel haberler almaya başlayacaksınız. Hiç daha önce İnşallah almadığınız şükür. Ama Rab size hatırlatacak, kutsal ruh size hatırlatacak. Bütün bunların bu duadan, bu ettiğimiz duanın İsa Mesih tarafından kabul edilmesinden dolayı geldiğini. Ve ben bunun Sağ için ol. Dua ediyorum. Yeni bir sayfa, yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç. Rab size şunu söylememi istiyor. Yaşlı değilsiniz. Lütfen evet. kendinizi artık benden geçti. Artık benden şu oldu. Bunu sözleri bırakın. Hayata evet. yeniden genç, sanki böyle bir blue çağında gibi başlamanızı istiyor Rab size. Güzelsiniz, gençsiniz, her şeyiniz var. O elinizdeki evet. elinizdekileri görün. Kendinizin kıymetini bilin. Kendinizin evet. değerini bilin. Biraz kendinize iyi bakın. Bunun için dua Yok. Ediyorum. İsa Yok. Mesih'in Amin. Diri adıyla. Amin. Hoşça kalın. Amin. Çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim. Seve Sağ seve. Olun. Seve Sağ seve. Alo, İbrahim Bey'e bağlanıyorum. Buyurun. Alo, buyurun İbrahim Bey. Alo. Buyurun. Alo. Buyurun. Elin Hanım, merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Nasıl? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Nasıl yardımcı olabilirim? Yeni bir takipçinizim. Yaklaşık 2 haftadır sizi takip etmeye başladım. Messenger'dan da yazdım. Evet. Her gün yayınlarınızı izlemeye çalışıyorum. Beğeni yapıyorum. Evet. Sizden sadece dua isteyeceğim. Ben kendim eczane teknikeri olarak çalışıyorum evet. bir eczanede. Ama eczanemin maddi giderleri çok kötü olduğu için içeride bir yüklü bir alacağım var ama bir türlü tahsil edemiyorum. Evet. Yeni bir iş kapısı ve paralarımı almak istiyorum. Bunun için sizden bir dua istiyorum. Tamam, seve seve. Beraber dua edeceğiz. Ben dua edeceğim, siz tekrar edeceksiniz ve Rab hayatınıza yeni bir sayfa açacak bugünden itibaren. Tamam mı? İnşallah. İnşallah efendim. Evet. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. O kadar çok arayan var ki yani sizin düşmeniz bir tesadüf değil, bir kaza değil. Bu kesinlikle evet. yazılmış, kesinlikle Rabbin randevu defterinde olan bir an. Ve bugün Amin. Bazı kilitler İnşallah. Açılacak, bazı sorunlar, bazı düğümler çözülecek. Benim arkamdan İnşallah. Takip edin. Yüce Rabbim. Yüce Rabbim. Senin önüne geldim. Senin önüne geldim. Sen, beni yaradan. Beni yaradan. Senden istiyorum. Senden istiyorum. Bütün günahlarımı affet. Bütün günahlarımı affet. İsa Mesih, seni kalbime davet ediyorum. İsa Mesih, seni kalbime davet ediyorum. Bana yeni bir hayat ver. Bana yeni bir hayat ver. Yeni bir kalp ver. Yeni bir kalp ver. Hayatımda yeni bir sayfa aç. Hayatımda yeni bir sayfa aç. Mucizevi gücünü göster. Mucizevi gücünü göster. Bütün sorunlarımı çözmen için dua ediyorum. Bütün sorunlarımı çözmen için dua ediyorum. Benim için çarmıhta öldüğünü kabul ediyorum. Benim için çarmıhta öldüğünü kabul ediyorum. Üçüncü gün dirildiğini de kabul ediyorum. Üçüncü gün dirildiğini de kabul ediyorum. Amin. Amin. Ben de bu beraber ettiğimiz duaya dayanarak diyorum ki bütün bu iş yerinizde olan olayların mucizevi bir şekilde çözülmesi, Rabbin bereket yağını, artış yağını getirmesi ve aynı zamanda hayatınızdaki ilişkilerde birlik ve sevginin, esenlik ve sevginin
yepyeni bir düzeye gelmesi için dua ediyorum. Çünkü sizin hayatınızda açılacak yeni kapılar var. Ve siz bu yeni kapıları tam potansiyelinize göre çalışmıyorsunuz. Rab size o potansiyelinize göre çalışabileceğiniz kapılar açacak. Bugünden itibaren. İnşallah. Ve sizden haberini alacağım. Bana yazmaya devam edin. Sevgiyle, esenlikle kalın. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Siz de. Canım benim. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi sevgili dostlarım, bugün Rab size diyor ki bu program aracılığıyla senin yağlarını arttırmak istiyorum diyor. Elindekileri bana ver. Bu dul kadın gibi bana ver elindekileri. Ve insanlardan istemekten çekinme. Kapı çalmaktan çekinme. Bir söz vardır. Gezen kurt aç kalmaz diye. Ama bugüne kadar yaptıklarının dışında bir şey yapacaksın ki bugüne kadar gördüklerinin dışında bir mucizeye sahip olacaksın. Ya bütün yaptıklarını tekrar tekrar yaparsan aynı yerde takılmış, saplanmış kalacaksın. Fakat ben bugünden itibaren sana yeni bir yağ, yeni bir bereket, yeni bir artış vermek istiyorum. Seni doldurup donatmak istiyorum. Seni acı çekmen için yaratmadım. Seni hastalıklarla boğuşman, borçlarla boğuşman için yaratmadım diyor Rab size bugün. Ben seni harika planlarımı, tasarılarımı gerçekleştirmek için hayatında ve bu dünyada, bu kötü dünyada seni hizmetimde kullanabilmek için, benim için yarattım. Eğer sen bugün bana gelirsen, tanımıyorsan bile beni, bana kendini göster ya Rabbim, yüce Rabbim, sana geldim. Kendi sesinizle, kendi dilinizle bugün dua edersen sana kendimi bulduracağım. Beni ara. Beni ara. Telefonla nasıl arıyorsunuz? Beni ara diyor Rab. Bana gel, beni ara, de ki Rabbim bana kendini göster. Yüce Rabbim, beni yaradan seni bilmek, görmek istiyorum. İsa Mesih, seni kalbime davet ediyorum. Gel kalbimde yaşa. Hayatımın merkezi ol. Bana yeni bir sayfa ver. Bana yeni bir kitap aç. Yeni bir sayfa aç hayatımda. Bugünden itibaren bütün güvenimi sana veriyorum. İsa Mesih'in yaşayan ve diri adıyla bugün üzerinizdeki lanetleri kovuyorum. İblisin üzerinizdeki saldırılarını kovuyorum. Ve sizin için bereket ve esenlik diliyorum. Mesih'te hoşça kalın. Bir dahaki programa kadar esenlikle kalın. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Ama unutmayın. İsa Mesih sizi daha çok seviyor. Çünkü sizin için çarmıhta öldü. O diyor ki yaşam gerçek ve yol benim. Tek yol benim. Haleluya. Check out.